Söyle Bedia, kim? Kapının önündeydim ben ayıldığımda. Odadan çıkanı görmemiş olma imkanın yok. Boz artık şu suskunluğunu Bedia. Hayatında bir kez olsun doğru olanı yap. Söyle. Sen benim en yakın arkadaşımdın. Nasıl ortak olursun böyle bir suça? Ben bir şeye ortak olmuş değilim. O canavar benim hayatımı bitirdi. Er geç bulup ben de onunkini bitireceğim. Eğer konuşmazsan seninkini de. Şimdi cevabını bekliyorum. Kimdi o? Biz bir seçim yaptık Bedia. Ne şimdi ne de başka bir zaman asla geri dönemeyiz. Aklını başına devşir ve sus. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Otur şu yerine. Yalan söylüyorsun. Nasıl yaşarsın bu iğrenç yükle? Geceleri yattığında aklına gelmiyor mu hiç? Hiç mi sızlamıyor vicdanın? Eski arkadaşlığımızı, yakınlığımızı boş ver. Bir insan, bir kadın olarak onuruna dokunmuyor mu hiç? Bu kadar mı değiştin? Bu kadar mı kötü oldun sen? Eline sağlık Ferhunde abla. Omlet çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ferhunde, ben bir çay daha alayım Ferhunde. Baba boynum morarmış. Ne oldu? Tamam, yok bir şey kızım, yok. Aa, baba sanki biri boğazına sarılmış gibi. Perihan. Perihan'cığım, her şey de anlatılmaz ki. Ben de inandım. Yeni bir yalan mı geliyor? O ne biçim laf öyle? Saçmalama Perihan. Ben zaten bu evde hiçbir zaman adam yerine konmadım ki. Çünkü hala korunup kollanması gereken zayıf bir kızım gözünüzde. Bu yüzden de bir an önce evlenip bu evden çıkıp gitmek istiyorum. Nefesini boşa tüketiyorsun. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben hiçbir şey görmedim. İyi kızlar yalan söylemez. Annen böyle öğretmedi mi sana? Bu müzik kutusu annenindi. Uyumadan önce kutuyu açar, yanına uzanır, saçlarını okşar, başını başına yaslardı. Onun siyah lüle saçları yüzüne dökülürken kendini çalan melodiye kaptırıp uyuyakalırdın. Saçları yasemin kokardı. Hafifçe yüzünü gıdıklardı dökülen saçlar. Rüyanda çiçek tarlaları görürdün annenin yanındayken. Annenin kokusunu nasıl unutursun? Nereden buldun onu? Özellikle getirdim. Bütün bunları nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun bütün bunları? Annen söyledi. Başka şeyler de anlattı.
Çocukken çilekli muhallebiye bayıldığını, tencereleri sıyırmak için can attığını, annenin elini tutmadan uyuyamadığını, belinin altındaki küçük doğum lekesini, en sevdiğin masalı bile. Dersini iyi çalışmışsın. Ama hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Annem artık Yasemin kokmuyor. Pek gibi saçlardan geriye bir şey kalmadı. Onu oyununa alet etme. O öldü. Rahat bırak kadın mezarında. Müzik kutusunun sesi kulağını çınlatmıyor mu? İşe hatırlatmıyor mu? Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama benim annem öldü. Rahat bırak, öldü, anlamıyor musun? Baban sana öyle söyledi. Ama annen yaşıyor. Ne çalıyor? Sevdiğim parça. Çocukken bunu her duyduğunda kucağıma zıplayıp dans etmek isterdim. Hep çocuk olarak kalsaydım keşke. Annem hep yanımda olsaydı. Keşke hep bir aile olarak kalabilseydik. Beni düşün ve adımı söyle. Perihan, bebeğim, ben çıkıyorum kızım. Hadi bir sarıl babaya bakayım. Oo, canım kızım benim, babasına da hiç kıyamazmış. Kıskandım. Perihan, yavrum, sen bizim göz bebeğimizsin. Bu evde her şey senin için. Ne yaptıysak, ne yapıyorsak, her şey senin uğruna canım kızım benim. Hadi bakayım öp anneni de. Tadımızı kaçıracak yeterince şey var zaten, hadi. Oh. Gel buraya, gel. Canım kızım benim. Canım, canım. Ah, size asıl söyleyeceğimi unuttum. Elif'in doğum günü geliyor. Az daha unutuyordum. Bugün ona da bir şeyler almam lazım. Bizim için de bir şeyler seçiver yavrum. Aa, öyle kuru kuru olmaz. 18'ine giriyor bu sene. Perihan, müthiş bir fikrim var. Çok sevineceksin. Diyorum ki şöyle güzel bir parti versek Elif için. Burada, evimizde. Ne dersin? Olur.